Azerbaycan ve Türkiye yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre enerji alanında iki ülkenin ortak hareket ettiğini sık görmeye başlayacağız. Rusya ve İran'ın enerji konusundaki hakim olduğu bölgede bakalım şimdi kimin borusu ötecek? Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji konusunda işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, protokol, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve AERA Başkanı Dr. Samir Akundov tarafından 27 Ekim'de imzalandı. İmzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında, her iki ülkenin elektrik ve doğal gaz piyasalarında tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması sağlanacak. Bu amaçla kurumların bilgi ve deneyimleri çeşitli seminerler, toplantılar, personel değişimi ve elektronik bilgi akışı yoluyla paylaşılacak. Bölgesel elektrik ve doğal gaz piyasalarının oluşturulmasında diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılması ve ikili işbirliğinin çok taraflı işbirliğine dönüştürülmesi için fırsatlar değerlendirilecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, imza töreninde konuşmasında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına dikkat çekerek, son günlerde Ermenistan'la yaşanan Dağlı Karabağ sorununda Azerbaycan'a desteğini vurguladı. EPDK ve AERA arasındaki protokolle, yalnızca ikili ilişkilerin geliştirmekle kalınmayacağını belirten Yılmaz şunları kaydetti. Bu protokol aynı zamanda bölgesel ve uluslararası yapılanmaların yanı sıra üçüncü taraflarla olan ilişkileri de ortaklaşa şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'deki elektrik ve doğalgaz piyasalarının mimarı olan kurumumuzun bilgi ve deneyimlerini kardeşleriyle memnuniyetle paylaşmaya hazır olduğunu vurgulamak istiyorum. İmzaladığımız bu protokol 20 yıla yakın sürede kaydettiği aşama sonucunda sahip olduğu modern enerji piyasasıyla bulunduğumuz coğrafyada örnek konuma gelen ülkemizin deneyimlerinin enerji piyasalarını serbestleştirmek sürecinde olan ve önemli bir tedarikçimiz konumundaki Azerbaycan'a aktarılması açısından da büyük fırsatlar sunuyor. Bu işbirliği iki ülkenin ilişkilerini daha da arttıracak. Bundan şüphem yok. Azerbaycan'ın şu anda psikolojik desteğe de ihtiyacı var. Bizler de videolar üretip Azerbaycan'a olan desteğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bu videoları cephelerdeki askerler, Azerbaycanlı siyasetçiler de izliyor. Videonun altına attığınız güzel yorumları da okuyorlar. Bu yüzden onları desteklediğimizi daha fazla göstermeye çalışalım. Zaten Türkiye devleti de maddi ve manevi desteğini esirgemiyor. Hatta geçenlerde Kızılay tarafından Azerbaycan'a tırlarla yardım gönderilmişti. Azerbaycan'a yardım için Türk Kızılay tarafından gönderilen 11 insani yardım tırı Trabzon'dan hareket etti. Azerbaycan ve Türk bayraklarını alan vatandaşlar tırları coşkuyla uğurlarken, Trabzon Kızılay Şube Başkanı Oğuz Kara, ülkemizde Türk Kızılay'ının bağışlardan temin edilen yardım malzemelerini Azerbaycan'a göndermek için toplandıklarını belirtti. 11 insani yardım tırı, Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için Türkiye'den Azerbaycan'a doğru Trabzon'dan hareket etti. İstanbul'dan yola çıkan tırlar bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelirken, tırlar buradan vatandaşlar tarafından uğurlandı. Trabzon Kızılay Şube Başkanı Oğuz Kara, tırların Trabzon'dan yola çıkması münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız bu günlerde tek millet, iki devlet olduğumuz Azerbaycan'ımız kendi topraklarını, Dağlık Karabağ topraklarını Ermenistan'dan kurtarmak için çok ciddi şekilde mücadele vermektedir. Onların Türkiye'deki kardeşleri olarak, ülkemizde Türk Kızılay'ın bağışlarından temin ettiği yardım malzemelerini orada yaşayan kardeşlerimize göndermek için toplandık. Gelen tırlarımızı uğurlamak için buradayız. En kısa zaman içinde Azerbaycan ordusunun muvaffakiyetler kazanmasını temenni ediyorum." Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığı saldırılarda yaralananların yaşadıkları korku hala sürüyor. Ermenistan ordusunun son olarak Azerbaycan'ın Berde kentinde gerçekleştirdiği roketli saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken 70 sivil de yaralanmıştı.
Roketli saldırı kentin işlek bir caddesinde iş yerlerinin ve sivillerin yoğun olduğu bir noktaya isabet etmişti. Saldırının şiddetiyle onlarca iş yeri yerle bir olurken çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Saldırıda çocuğuyla birlikte yüzünden yaralanan Şahlar Ağlarov korku dolu anları anlattı. Roketli saldırı sırasında acıyla trafikte olduğunu ifade eden Şahlar Ağlarov, saldırının düzenlendiği anda yolda aracımla ilerliyordum. Bir anda roket düştü. Yanımda 13 yaşında çocuğum vardı. Kavşağa yaklaştığımızda roket çok yakınımıza düştü. Çocuğum da yaralandı ve hemen çocuğumu alıp güvenli bir yere doğru koşmaya başladım şeklinde konuştu. Bütün bunlar biz Azerbaycan halkını korkutamaz diyen Ağlarov, biz tek yumruğuz ve Ermenistan'ın bu saldırıları bizi yıldıramaz. Biz ordumuza, başkumandanımıza güveniyoruz. Biz galip geleceğiz. Ben kendim Laçın'danım ve inanıyorum ki çok kısa zamanda Laçın'ı alacağız ifadelerini kullandı. Azerbaycan ordusunun ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiğini bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Adere, Adem, Hocavent ve Gubatlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Bu Ermeniler aslında dümdüz edilmeyi hak ediyorlar. Şimdi bana ırkçı falan diyeceksiniz ama bunun ırkçılıkla alakası falan yok. Geçenlerde bir haber gördüm. Haberde Ermenistan'ın fosfor bombası kullanacağı yazıyordu. Fosfor bombası kullanmak insanlık suçudur. Bu bombayı kullanmak alçaklıktır, şerefsizliktir. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği uyarısı yaptı. Bakanlık, Hocavent'te konuştuğu Ermenistan birliklerinin bölgeye büyük miktarda fosfor bombası getirdiği istihbaratının alındığını duyurdu. Ermenistan ordusunun fosfor bombasının Azerbaycan tarafından kullanıldığı algısı oluşturmaya da çalışabileceği vurgulandı. Ermenistan'a bağlı silahlı gruplar Tertere sürekli saldırıları 25 bine yakın bir nüfusa sahip kentte güvenlik endişesiyle elleri boşaltmasına neden oldu. Bazı sakinler ise çatışmaların başından bu yana sığınaklarda kalıyor. Kentin biraz dışında yer alan ve dağlık Karabağ göçmenleri için 2018'de inşa edilen toplu konutlar saldırılarda en çok zarar gören binalar arasında. Azerbaycanlı yetkililere göre günlük ortalama 200'ün üstünde top mermisi kentin muhtelif yerlerine düşüyor. Ermenistan kent mezarlığını bile zaman zaman hedef alıyor. 5000 kişinin ikamet ettiği toplu konut bölgesinde şu anda sığınaklarda kalanlar dışında kimseyi görmek pek mümkün değil. Toplu konuttaki 51. sığınakta kalan 54 yaşındaki Aydın Şehverdiyov, tam 34 gündür kenti terk etmeyip top atışlarına rağmen sığınakta 12 komşusuyla birlikte umutla cepheden müjdeli haberler bekliyor. Komşularının moralini yüksek tutmak için saz çalan Şehverdiyov, "Askerlerimiz cephede ilerledikleri zaman sığınaktakilerin moralini yüksek tutmak için saz çalıyorum." diyor. Ermenistan'ın silahlı gruplara karşı 1993'te savaştığını kaydeden Şehverdiyov, "Sazım da benimle birlikte savaştı. Ben o dönemde de askerlerimizin moralini yüksek tutmak için saz çalıyordum." dedi. 42 yaşındaki Can Emrayova, abi ve komşularıyla 34 gündür 59. sığınakta kalıyor. Ermenistan'ın amansız bir şekilde her tarafa top mermileri yağdırdığını aktaran Emrahova, "19 Ekim'de sığınağımızın havalandırılması için açılan bir küçük pencere vardı. Oraya top isabet etti. Burada bulunan bir komşumuz sığınak içinde yaralandı." dedi. Emrahova, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar için bir yıl dahi devam etse yine evinde, sığınakta kalmaya devam edeceğini, asla kenti terk etmeyeceğini vurguladı. Emrahova'nın ağabeyi 47 yaşındaki Müşfik Emrahov da sığınakta kalanların arasında. İki çocuğundan birinin yaklaşık bir aydır cephede olduğunu söyleyen Emrahov, diğer oğlunun da eşiyle birlikte güvenli bölgeye geçtiğini ifade etti. Aslen Dağlı Karabağ'ın Kelbecer kentinden olduğunu ve 1993'te orada göçe zorlandığını anlatan Emrahov, "Bir daha doğduğum toprakları göremedim. Ancak hiçbir zaman dönme umudumu yitirmedim. Sığınakta milli ezgileri dinleyerek ordumuzdan gelecek müjdeli haberleri bekleyerek günlerimi geçiriyorum." diye konuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği uyarısı yaptı. Bakanlığın açıklamasında, işgal altındaki Hocavent istikametinde konuştu Ermenistan ordusunun
1. Kolordusuna bağlı 37. Tümeni'nin 3. Motorize Alayı birliklerince büyük miktarda fosfor bombası getirildiği yönünde istihbarat alındığı bildirildi. Açıklamada Ermenistan'ın fosfor içeren mühimmatları bu bölgeye getirmesindeki amacın bunları Azerbaycan ordusuna karşı kullanmak olduğunun varsayıldığı belirtildi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın beyaz fosfor içeren bombalar kullandığına dair yalan haberler paylaşarak gelecek provokasyonlar için zemin oluşturmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada Azerbaycan ordusunda yasaklı hiçbir silahın bulunmadığı vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan tekrar yardım talep etmesine ret yanıtını verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusundaki istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi. Rusya'nın Ermenistan'la 1997'de imzaladığı dostluk, işbirliği ve karşılıklı destek anlaşmasını atıfta bulunan açıklamada, anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan topraklarına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlı Karabağ'da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz denildi.